akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sakarya sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün Azerbaycan'da 75 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi. Operasyonel merkez tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'da bugüne kadar 2279 kişiye koronavirüs bulaştığını, bunlardan 1576 kişinin tedavi edildiğini, 28 kişinin öldüğünü ve 675 kişinin özel hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 28 kişinin kritik durumda olduğunu, 39 kişinin orta durumda olduğunu, diğer vatandaşların ise sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. Geçtiğimiz dönemde ise yeni enfeksiyon vakalarını tanımlamak için 181.530 test yapıldı. Bugün Azerbaycan'ın Şuşa şehrinin Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından işgalinden 28 yıl geçti. Şuşa'nın Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından 8 Mayıs 1992'de işgali sonucunda 30 köy yıkıldı. 195 sivil öldü ve 165 kişi yaralandı. Şuşa hapishanesinde Ermeniler tarafından gözaltına alınan 114 Azeri işkence yapılarak öldürüldü. 58 kişinin kaderi hala bilinmiyor. Ayrıca 24 binden fazla kardeşimiz evsiz kaldı ve işgal sonucu 289 km2'lik Azerbaycan toprakları Ermenilerin kontrolü altına girdi. Ermeniler bununla yetinmeyip Şuşa'daki tarihi ve kültürel anıtları da yok ettiler. Buraya ünlü Şuşa Kalesi, mimari anıtlar olarak kabul edilen 170'ten fazla konut, tapınak ve cami, toplam 279 dini, tarihi ve kültürel anıt dahildir. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yardımcısı Rafik Bayramov tutuklandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı yetkilerin kasıtlı olarak hizmet çıkarlarına karşı kullandı. Devlet Güvenlik Servisi toplumun ve devletin yasal olarak korunan çıkarlarına önemli zarar veren sayısız yasa dışı eylemin komisyonu ile bağlantı olarak operasyonel soruşturma tedbirleri almıştır. Soruşturma sonucunda Kültür Bakan Yardımcısı Ragıp Bayramov tutuklandı. Tutuklanan eski baş yöneticiler aynı hapishaneye düşebilir. Şöyle ki eski baş yöneticilerin toplantısı ancak duruşmadan sonra yapılacak. İnsan hakları aktivisti olan Novale Ceporoğlu, Akstafa, Yevlah, Nefçala, Bilesuvar ve İmisli bölgelerinin tutuklanan yöneticileri hakkında açıklama yaptı. Nefale Ceporoğlu 5 ilçenin tutuklanan başkanları farklı yerlerde gözaltına alındığını ve hepsinin rüşvet suçlamalarından tutuklandığını belirtti. Soruşturma altında olduğunu ve bu süre içinde buluşmaları imkansız olduğunu, lakin mahkeme kararından sonra aynı koğuşlara düşebileceklerini de ifade etti. Akstafa, Yevlah, Nefçala, Bilesuvar ve İmisli olmak üzere 5 bölgenin yönetici başkanlarının rüşvet ve yolsuzluk temelinde bürolarında tutuklandıkları ve bu nedenle görevden alınmışlardı. Üniversitelerde ve yüksek okullarda sınava hazırlanmak isteyenlere dikkat! Bakanlar Kurulu'na bağlı operasyonel merkezde bir brifingde konuşan Devlet Sınav Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Melike Abbaszade, yüksek öğrenim kurumları ve kolejlere başvuruların kabulünün 12 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacağını ve 20 Temmuz'dan sonra sınavların bir kez yapılacağını belirtti. Melike Abbaszade ayrıca 19 binden fazla adayın kolejlere kabul başvurusunun onaylandığını ve 1 Mart 2020'de final sınavının ilk aşamasına yer alan 4 bin katılımcının final sınavının ikinci aşamasını yarışmaya katılmak için alması gerektiğini belirtti. 1 Mart'tan sonra öğretilen konuların giriş sınavı programlarından çıkarılacağı ve sınavlarda bu konular değerlendirilmeyecek. Yüksek lisans derecesi için online uzmanlık seçimi kabul planı onaylandıktan sonra yapılacaktır. Giriş sınavı önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda aynı yapılacak. 700 puanlık bir ölçekte yapılacaktır. 1-4 uzmanlık gruplarından birine sınava giren adaylar, yetenek testinden başarılı olmaları koşuluyla 5. uzmanlık grubu yarışmasına da katılabileceklerdir. Bugün Bakü'de bir asker cezaevinde kafasına silah dayayıp intihar etti. Olay başkentin Nerimanov ilçesi 15 numaralı cezaevinde baş verdi. Cezaevi hizmetinin bir askeri olan 2001 doğumlu Salmanov Polotnağı oğlu kendisini vurdu. Kafasından yaralandı. Yaralı 1 numaralı şehir hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Cezaevi Servisi Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Mehman Sadigov olayı doğruladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.